Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD'ı... Cimbe destekli sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de istediğimiz... Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. 13 Bülteni ile karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler seçim bildirgelerini açıklamaya başladı. Vatan Partisi ve AKP'nin ardından CHP de bugün seçim bildirgesini açıkladı. Şimdi detayları almak üzere Ankara'ya Gürkan Demir'e dönüyoruz. Merhaba Gürkan Demir. Merhaba Seda Anık, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. CHP seçim bildirgesini açıkladı. Detaylar neler, senden alalım. Evet, Seda, öncelikle şuradan başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce eşleriyle birlikte salona geldiler. Yan yana salona geldiler. O ayrıntıyı vererek başlayalım. 226 sayfadan oluşuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi. Slogan olarak millet için geliyoruz ve buna... Paralel olarak da zaman zaman kullanılacak diğer sloganda artık tamam vurgusuyla olacak ifadeler kullanılacak. Seçim şarkısı ise ana seçim şarkısı Hey Gidi Hey parçası, yeni bestelenmiş bir şarkı, bu kullanılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirisi dediğim gibi 226 sayfadan oluşuyor. Şu başlıklar öne çıkıyor. Ana başlıkları şu şekilde: demokrasi, hak, hukuk, adalet. İkinci başlık ekonomi, üreten, büyüyen, halkça bölüşen Türkiye. Üçüncü başlık eğitim. İş garantili, parasız, nitelikli eğitim. Dördüncü başlık toplumsal barış, kardeşlik ve birlikte yaşam. Ve beşinci başlıkta dış politika, istikrar ve itibar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 226 sayfalık seçim bildirgesini veya seçim beyannamesini oluşturan ana sütunlar olmuş durumda. Ancak en çok tartışılan ve tartışma yaratacak bazı başlıklar var. Onlardan birincisi öne çıkan toplumsal barış adı altındaki kardeşlik ve birlikte yaşam. Yani burada şu dikkat çekiyor: Kürt sorununa eşit yurttaşlık temelinde çözüm ifadesi kullanılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde. Ve bunun altında da bazı başlıklar var. O başlıklardan biri: Kürt sorunu eşit yurttaşlık ilkesi ve diyalog temelinde salt güvenlikçi anlayışla teslim olmaksızın cesaret ve kararlılıkla çözeceğiz ifadesi kullanılıyor. Eşit yurttaşlık vurgusu veya çağrısı bilinçleri hem PKK'nın hem de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ana sloganlarından ve vurgularından birisi. Yine bu başlık altında Kürt sorunu TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla partizan çıkarlara kurban etmeksizin samimi ve şeffaf bir biçimde toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz deniyor. Yani bu bahsedilen konunun, tırnak içi ifadeyle, Kürt sorununun mecliste çözümünün yapılması için yine CHP'nin seçim beyannamesi bulunuyor. Kamu hizmetlerinde eşit yurttaşlık temeli tüm yurttaşlarımızı eksiksiz olarak götürülebilmesi için ana dili Türkçe olmayan yurttaşlarımızı da göstererek bir anlayışı hayata geçireceğiz diyor bu başlık altında. Hemen bunun altında da yasakçı politikalara son başlığının altında ana dilde eğitimin getirileceği vurgulanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde. Yine yasakçı politikalar son başlığının altında Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu demokratik ve özgürlükçü bir reform getireceğiz. Yani bu iki kanunda değişiklik vaat ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iki kanun şurada bizim karşımıza çıkıyor Seda Hanım. İzleyicilerimize hatırlatalım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakereler kapsamında tartışma yaratan noktalardan bir tanesi buydu. Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin durmasında en büyük etken AB'nin Türkiye'den hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliğe gitmesi yönündeydi. Bu isteklerden dolayı müzakerelerin askıya alınması veya yavaş ilerlemesi büyük etken rol oynamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu maddeyi de kendi seçim bildirgesine koyarak açıkçası Avrupa Birliği'nin gündeme getirdiği bu terörle mücadele kanunu değişiklik ve Türk Ceza Kanunu değişiklikleri de vaat olarak önüne koymuş durumda. Koruculuk sistemine ilişkin bir vaat var. O da koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması Seda Hanık. Yani bugün Türkiye'de terörle mücadelede Türk askerinin, Türk polisinin yanında korucular da canlarını hiçe sayarak terörle mücadele yürütüyorlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da aktif olarak görev alıyorlar terörle mücadelede, özellikle PKK'ya karşı. Bu kapsamda CHP koruculuk sisteminin de korucuların da kademeli olarak kaldırılacağını vaat olarak yine seçim beyannamesine koymuş durumda. Yine diğer tartışma yaratacak başlıklardan bir tanesi, Kılıçdaroğlu bizzat kendisi de söyledi, seçim beyannamesinde de var.
Barış akademisyenlerinin tamamının yeniden üniversitelere geri dönüşünü sağlanması. Barış akademisyenleri kimler? Bunlar hatırlanacağı üzere özellikle Türkiye'nin terörle mücadeleye aktif ve yoğun bir şekilde silahlı mücadelesini başlattığı 2015 tarihinden sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayan bir bildiriye imza atmışlardı. Bu Barış akademisyenleri adı altındaki akademisyenler, işte onlar birçoğu üniversitelerden terörle destek verdikleri gerekçesiyle de haklarında soruşturma başlatılmış, görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi o bildiriye Barış akademisyenleri adı altında imza atan akademisyenleri üniversitelere yeniden dönüşünün sağlanacağı vaadinde bulunuyor. Bir diğer başlık ise Türkiye'nin üye olduğu Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi ve NATO gibi diğer uluslararası örgütler arasında da Türkiye'nin yer alması konusunda bir vurgu var. Bu noktada tabii en dikkat çeken başlık ise NATO'nun varlığı. Yani NATO ile ilişkiler konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi bir toplumda oluşan o NATO'dan çıkalım çağrısının tam aksine bir seçim vaadi olduğunu görüyoruz. Yine bir başlık var, o da PKK'nın sıkça dillendirdiği başlıklardan bir tanesi özellik. Ona paralel bir vaat var Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirgesinde. O da Avrupa yerel yönetimler özellik şartının tamamen uygulanmaya koyulması ve Türkiye'nin o yerel yönetimler özellik şartına koyduğu çekincelerin tamamen ortadan kaldırılması yönünde. Yani artık belediyelere daha aynı zamanda bunun yanı sıra belediyelere yani yerel yönetimlere daha çok kaynak aktarılması gibi onların yönetimlerinin daha özerk olmasına yönelik de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim beyannamesinde vaatler görüyoruz. Bunların önümüzdeki günlerde nasıl tartışma yaratacak hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Şu da var, onu da atlamadan belirtelim. Kürt sorununun bir güvenlik soruna indirgenmesi ifadesi kullanılıyor ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde silah kullanması da bu şekilde bu ifadeyle eleştirildiği gözlemleniyor Seda Hanık. Özetleyecek ve toparlayacak olursak 226 sayfadan oluşuyor CHP'nin bildirgesi. 5 ana sütuna dayanıyor. Slogan olarak millet için geliyoruz. Artık tamam sloganları kullanılacak ama öne çıkan slogan millet için geliyoruz olacak. Onun dışında seçim şarkısı da hey gidi hey olacak. Başlıklarda demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika. En çok dikkat çeken başlıklar ise hem dış politikaya yönelik hem de CHP'nin tırnak içi söylüyorum koyduğu Kürt sorununa yönelik çözümlerdeki başlıkların öne çıktığını ifade edebiliriz Seda Hanık. Evet Gürkan Demir, teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. İlerleyen saatlerde yine bağlantılarımıza devam edeceğiz. CHP'nin seçim bildirgesinde dikkat çeken ifadeler var gerçekten. Gürkan Demir de aktardı. HDP PKK'nın ana sloganlarından birini yani artık tamam millet için geliyoruz dışında Kürt sorununa eşit yurttaşlık konusunda CHP bildirgesinde yer alıyor. Ana dilde eğitim geçtiğimiz günlerde Temel Karamollaoğlu da aynı şekilde ana dilde eğitimi dillendirmişti ve özerklik konusu Avrupa yerel yönetimlere özerklik şartına yönelik bildirgede ifadeler var. Çekincelerimizi ortadan kaldırılması buna yönelik oldukça tartışmalı gözüküyor. CHP'nin seçim bildirgesi Gürkan Demir'den ayrıntıları aldık. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim yine seçim bildirgeleriyle. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi gerçekçilikten uzak olarak değerlendiriliyor. AKP 16 yıldır iktidarda değilmiş gibi yine vaatlerde bulundu. Türk lirası eridi ancak Erdoğan ekonomiyi düzelteceğiz dedi. Ayrıca başkanlık sistemiyle hedef alınan meclisi ve hükümeti kuvvetlendirmekten bahsetti. Sanki AKP'de bir metal yorgunluğu var. Bu bildirgeye de sinmiş gibi gözüküyor. Bir heyecansızlık, bir umutsuzluk yaygın. Yaparsa yine AK Parti yapar. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bu sözlerle açıkladı seçim beyannamesini. Peki 16 yıldır iktidarda olan AKP bugüne kadar ne yaptı? Yeniden seçilmek için hangi vaatlerde bulundu? Kendi bozduğu yerleri düzeltme vaadinde bulunuyor. Hiç inandırıcı olmayan vaatlerde bulunuyorlar. Yeni dönemi güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye umdesiyle ifade ediyoruz. 16 Nisan referandumunda yaptıkları anayasa değişikliğiyle meclisin yetkilerini elinden alan AKP, şimdi ise güçlü meclis, güçlü hükümet vaat etti. Bunu da ana slogan yaptı. Meclisin pek çok yetkisi elinden alındı. Adeta bir danışma organı haline getirildi. Hükümet denilen şey, Cumhurbaşkanı'nın atadığı
bir anlamda memur olan kişiler. 16 yılda demokrasiye geçilemiyorsa, süper demokrasiye geçilmiyorsa, süper lige geçilmiyorsa ne zaman geçeceksiniz? Dolar AKP iktidarında 5 liraya dayandı. Ancak iktidar partisi beyannamede ekonomiyi iyileştireceğinin sözünü verdi. 16 yılda refahı mı yaydınız, yoksulluğu mu yaydınız? Zenginler sıralamasının bile nasıl değiştiğini gördük. Yani uçurum giderek daha da büyüdü 16 yıllık AKP iktidarında. Biz aynı zamanda mecliste çoğunluğa sahip olmak için bunun için de mücadele ediyoruz. AKP'nin seçim beyannamesini değerlendiren tecrübeli gazeteciler Erdoğan'ın seçim vaatlerini açıklarken kullandığı bu ifadenin de bir itiraf niteliği taşıdığı görüşünde. Beyninin arkasındaki bir başka kuşkuyu, korkuyu da ifade ettiğini gösteriyor. Demek ki mecliste çoğunluğu sağlama durumu biraz tehlikede. AKP hükümetin yapısını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 21 olan bakanlık sayısı 14'e indirilecek. Düzenlemeyi değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, sistemin çıkmazda olduğunu vurguladı. Sorun bakanlıkların azaltılması değil dedi. Korkmazcan, hükümeti Türkiye'nin gerçek sorunlarını çözmeye çağırdı. AKP hükümeti seçim sonrasında bazı bakanlıkları kapatmaya hazırlanıyor. Halen 21 olan bakanlıklardan bazıları kapatılırken bazıları da birleştirilerek sayı 14'e düşürülecek. İktidarın yaşanan 15 yıldan hiçbir tecrübe edinmediğine dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan bu karara tepki gösterdi. Başta iktidar partisi olmak üzere 15 Temmuz darbesini, 15 Temmuz işgal girişimini yaşamış olmanın deneyimini programlarına yansıtamamış durumdalar. İktidar ve muhalefetin geçmişten ders almadığının altını çizen Korkmazcan, bu düzenlemenin sorunlar içinde boğuştuklarının itirafı olduğunu da ifade etti. Bu adeta çözüm bulamadıkları sorunlarda çözümü gereken projelerin, çözümü gereken sorunların içinde boğuşmaktan ve bunlarla cebelleşmekten ileri bir program getiremediklerinin itirafıdır. Muhalefet partilerinin de iktidarın terk ettiği politikalara döndüğünü hatırlatan Korkmazcan, sorunun bakanlıkların sayısının azaltılması ya da çıkarılması olmadığına dikkat çekti. Şu anda sorun bakanlıkların sayısı kaça indirilecek, kaça çıkarılacak sorunu değil. Şu andaki asıl sorunumuz Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılmasıyla ilgili geleceğin projelerini ortaya koymak. Korkmazcan, Türkiye üzerinde yıllardır oynanan bir projeye de dikkat çekti. 2004 yılından beri Atlantik kaynakları Avrupa Birliği üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve varlığını zayıflatma projesini uyguluyorlar. Bu proje 15 Temmuz'da bir darbe ve işgal girişimiyle doruğa ulaştı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek seçilmesi durumunda OHAL'in kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi. Terörle mücadelenin sonuna gelmiş değiliz ifadelerini kullanan Perinçek, bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL'i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz dedi. Cumhuriyet Gazetesi Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'le söyleşi yaptı. Cumhurbaşkanı olursanız OHAL'i kaldıracak mısınız sorusuna Perinçek, kaldırmayacağım, mümkün değil çünkü Türkiye savaş halinde dedi. Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz'de cephe cepheye geldi. Amerikan 6. filosunun namluları Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Aynı zamanda terörle mücadelenin sonuna gelmiş değiliz. Bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL'i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz diyen Perinçek, Türkiye'de OHAL meclis tarafından ilan ediliyor ve gerekçesi yasada belirtiliyor. Ziraat, tapu konusuyla kararlar o torba yasalara dolduruluyor. Böylece anayasaya aykırı uygulama dönemine girdik. Buna son vereceğiz. OHAL sadece terörü bitirmeyle sınırlı olacak ifadelerini kullandı. Perinçek'e Cumhurbaşkanı olunca ilk icraatının ne olacağı da soruldu. Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin düğümlendiği bir Suriye olayı var. Sayın Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim. Onu uçağın merdivenlerinde karşılayacağım. Böylelikle Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin ilişkilerinde anahtar rolü olan Suriye ile dostluğumuzu inşa edeceğiz.
yanıtını verdi. Çin'de yaptığı temasları da anlatan Perinçek, Çin yöneticileriyle görüşmeler yaptım. Herkes Suriye'yi soruyor. Suriye anahtar durumunda. O kilidi açacağız dedi. Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in seçimi kazandıktan sonra Kandil'e beyaz bayrak çektirecek ve terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'yi kapatacağız açıklaması Selahattin Demirtaş'ı rahatsız etti. Terör suçu kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, siz kazanırsanız HDP'yi biz kendimiz kapatacağız dedi. Vatan Partisi lideri Perinçek ise HDP'yi Amerika, İsrail ve PKK kurdu diyerek Demirtaş'ın gizlemeye çalıştığı gerçeği bir kez daha hatırlattı. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya aynı yöntemle yanıt verdi. Terör suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in açıklamalarını hedef aldı. Demirtaş paylaşımında, Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım diyen Perinçek, ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum HDP'yi biz kendimiz kapatacağız ifadelerini kullandı. Vatan Partisi lideri Perinçek, Demirtaş'a verdiği yanıtta çarpıcı ifadeler kullandı. Mehmetçiğe kurşun sıkma, Aybükü öğretmenleri katletme, toprağımıza mayın döşeme özgürlüğü yok. Her durumda Türkiye'nin geleceğinde HDP yok diyerek başladı. HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP'yi Amerika, İsrail ve PKK kurdu. Onlara güvenmekten vazgeçin. Sizi kurtaramazlar. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz diyen Perinçek, HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması. HDP'ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi'ne katılmasıdır. Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz ifadelerini kullandı. Evet, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı demiştik. Vatan Partisi de en genç adaylarla listede ve pazar günü adaylarını tanıtmak için bir organizasyon yapacaklar. Şimdi detayları almak üzere Ankara'ya Hasret Kaya'ya bağlanıyoruz. Seda, Türkiye adım adım erken seçime gidiyor. 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili adaylığı seçimi yapılacak. Biz de Vatan Partisi'ndeki gelişmeleri takip ediyoruz. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu'nda milletvekili aday listeleri belli olmuştu. Aday listelerini teslim eden partilerden biri de Vatan Partisi'ydi ve dikkat çeken bir ayrıntı vardı. 208 genç aday vardı. Yanımda konum olacak. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Önce. Birkan Burkan ben. Vatan Partisi Öncü Gençliğin Genel Yönetim Kurulu üyesiyim. 9 yıldır parti üyesiyim. Aynı zamanda İzmir 2. bölgeden de adaysınız Birkan Bey. Evet. Hemen şunu sormak istiyorum. 208 genç aday var. Bu kadronun gençlerden oluşmasının önemi ne sizin için? Şimdi siz de girişte ifade ettiniz. Türkiye bir erken seçime gidiyor. Bu erken seçim kararını alırken, kararını alan Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ın da açıkladığı gibi Türkiye bir ekonomik bir deprem yaşıyor. Bütün ülkemizin gündeminde zaten döviz kurlarının da yükselmesinden anlayacağımız evet. derecede mecburiyetten böyle bir erken seçim kararı alındı. Biz de meclisimizin yani Türkiye'nin geleceğini yönetme iddiasında olan tutun ki Silivri ve Balyoz, Silivri'deki Ergenekon ve Balyoz kumpaslarındaki halk hareketlerinden bu yana bugüne kadar Türkiye'de son 10 yıla damga vurmuş gençliğin o pratik tecrübelerini yaşamış gençler olarak o mecliste hem gençleştirme adına hem de bu sorunları kökten çözme ve Türkiye'yi yeni bir sürece götürme adına böyle bir iddiayla yola çıktık ve üst sıralardan yukarılardan 208 arkadaşımızla beraber adaylığımızı koyduk. Hemen şunu sorayım. Yarın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikte bir aday tanıtımı gerçekleşecek. Burada vereceğiniz mesajlar ne olacak? Burada vereceğimiz mesajlar bir partimizin zaten mevcut seçim bildirgesinde yer alan herkese iş, üreten millet, teröre son, güçlü evet. devlet şeyinin altında tabii gençlik bildirgemizi açıklayacağız. Burada
Yüksek öğrenimden tutun da ilkokul lisesinden yaşadığımız eğitim sorunlarına, orada gençliğin yaşam tarzı, gençliğin imkanları, geleceksizlik sorunları gibi çok detaylı şekilde seçim bildirgemizi gençliğe dair, Türk gençliğinin sorunlarına ve bizim onlara çözümlerimize dair detaylı bir sunum yapacağız. Hem de o 208 arkadaşımızı da birebir tanıtma imkanı sunacağız milletimize. Evet, bir de sloganınız var tabii, meclisi gençleştireceğiz diyorsunuz. Bunun temelinde yatan düşünceleriniz neler? Bunun temelinde yatan, dediğimiz gibi aslında gençliği ifade ederken sadece fiziksel olarak o yaşı değil, aynı zamanda çağa ayak uydurabilen, çağın gerekliliklerini ve o tarihsel süreci iyi kavrayabilen ve Türkiye'yi çağdaş bir seviyeye taşıyabilecek, ileriye doğru başı dik bir şekilde gururla yaşayabilecek bir nesil yaratmak. Biz hem kitle içerisinde pratik önderlik olarak tecrübe etmiş ve insanlarla o ilişkileri yaşamış, siyasi deneyimler etmiş bir kuşak olarak şanslı ve tecrübeli bir kuşak olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'yi yönetme ve geleceğe taşıma adına hem de fikirlerimizle de o meclisi gençleştirmek ve güzelleştirmek adına söylüyoruz. Bunun altında böyle doldurabilirim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Evet efendim, önce Gençlik Genel Yönetim Kurulu üyesi Birkan Burkan konuğumuzdu. Hemen şunu hatırlatalım. Yarın itibariyle Vatan Partisi adaylarının tanıtımını gerçekleştirecek saat 13'te. Binlerce üyesi olan Türkiye Gençlik Birliği ve Öncü Gençlik adayları Vatan Partisi milletvekili aday listelerinde oldukça fazla yer aldı. 208 genç aday var. Bu dikkat çekti diğer siyasi partilerin milletvekili listelerine göre. Yarınki süreci de bizler takip etmeye devam edeceğiz. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Evet, Hasret Kaya yarın Vatan Partisi'nin genç adaylarının tanıtımı ile ilgili İzmir Milletvekili adayı ve Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu üyesi Birkan Burkan'la konuştu, bize detayları aktardı. Bültenimize kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Amerika ve Türkiye arasındaki Memiç görüşmelerinde yol haritasının ana hatları belirlendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da görüşecek. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Suriye konulu Türkiye-Amerika Çalışma Grubu'nun Ankara'da yapılan ikinci toplantısının sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada taraflar, Membiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir denildi. Dışişleri Bakanlığı, çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendirmek üzere yapılacak toplantının tarihini de duyurdu. Açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 4 Haziran'da bir araya gelecek. Başbakan Yıldırım ekonomideki kötü gidişatı değerlendirdi. Yıldırım, kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur dedi. Süreci kriz olarak değerlendiren Yıldırım, bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir ifadelerini kullandı. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını uyum içerisinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine ne yazık ki bazı dedikodular, yalan yanlış hesaplarla, iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var. Bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz. Türkiye büyüme yönünde, kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin konuştu. Merkez Bankası'nın hamlelerini değerlendiren Şimşek, Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak dedi. Merkez Bankası'nın hamlesini değerlendirdi. Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak dedi.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek, Merkez Bankası'nın hamleleriyle ilgili olarak Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Ne gerekiyorsa yapacaktır ifadelerini kullandı. Merkez Bankamız para politikası noktasında güçlü bir tepki vermiştir. Tepki vermeye devam edecektir. Hı hı. Merkez Bankası'nın bu tür spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapacaktır. Dezenflasyon sürecinde Merkez Bankası'na yardımcı olacaklarını belirten Şimşek, Türkiye bütün sorunlarını piyasalarla inatlaşmadan çözecektir diye konuştu. Bir geri adım yok, geri adım olmayacak. Türkiye bütün bu sorunlarını kurala dayalı piyasa ekonomisi içerisinde de inatlaşmadan çözecektir. Evet. Türkiye piyasalarla da inatlaşmayacak. Piyasaların biz kaygılarını anlıyoruz. Yatırımcıların tedirginliğini anlıyoruz. Bu tedirginlikleri gidermeye yönelik politika çerçevemiz ortada. Gerekli adımları attık. Atmaya devam edeceğiz. Amerika'nın Halkbank'a 49 milyar dolar para cezası kestiği iddiası da Şimşek'in gündemindeydi. Yalan atılır ama bu kadarı da olmaz. Halkbankası'nın piyasa değerine baksanız, sermayesine baksanız, işte bu kadar ceza geldi, 49 milyar dolardan bahsediliyor ki tamamen uydurma bir haber. Başbakan yardımcısı ayrıca vergi artışı konusuna da değindi. Cari açığımız var. Biz bütçe açığına tolerans göstermeyeceğiz. Seçim öncesi attığımız bazı adımları dediğim gibi telafi edecek kapasitemiz var. Bunda da hemen bunu dediğim gibi istismar etmesinler. Gündemimizde vergi artışı veya yeni vergi yok. Evet, bu da önemli. Vergi artışı ya da yeni vergi yok. Döviz kurlarındaki aşırı artış sanayiciyi olumsuz etkiledi. Yılbaşında 3.88 olan dolar bugün 4 lira 70 kuruş seviyelerinde. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, ihracat geliri olmayan sanayicinin 220 milyar dolar döviz borcuna 44 milyar daha eklendiğini açıkladı. Ekonomist Enis Musluoğlu da Türk lirasının değersizleşmesi ortada, orta ve büyük ölçekli sanayiciyi küçülmeye hatta iflasa götürebileceğini vurguladı. Türkiye döviz faiz kıskacı içinde. Hükümetin ve Merkez Bankası'nın hamleleri dövizin ateşini düşürmeye yetmediği gibi piyasalardaki tedirginlik de sürüyor. Döviz artışı sanayicinin bilançosuna doğrudan zarar olarak yazıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, döviz kuru nedeniyle sanayicinin 44 milyar daha borçlandığını açıkladı. Yaklaşık 220-230 milyar dolar civarında özel sektörün ihracat geliri olmayan, bakın ihracat geliri olmayan döviz borcu var. Şimdi düşünün, yılbaşında dolar 3.90-3.88 seviyelerindeydi. Bugün 4.70. %20-25'e yakın bir devalüasyon oldu. 220 milyar dolar ne oldu? 44 milyar dolar özel sektörün borcu bilançolarına olumsuz olarak yansıdı. Onun için doların artışı sanayiciyi direkt olarak etkiliyor. Bu sadece borcunda. Sanayiciyi yalnızca dövizin yükselmesi değil, faizin artışı da olumsuz etkiliyor. Ekonomist Enis Musluoğlu, döviz faiz kıskacının sanayiciyi iflasa götürdüğünü söyledi. Faizleri yükseltip TL'yi daha değersiz hale getirirseniz şu an var olan sistemde Türkiye'nin birçok sanayi ve şirketini orta ölçekten büyük ölçüye kadar hepsini çok sıkıntıya sokmuş olursunuz ki bu hani bilançolarında zararlar olacağı için bunların küçülmelerini iflaslarına kadar götürebilecek bu yapıyla, bu ekonomik yapıyla çok ciddi iflaslara kadar götürebilir. Sanayici tek çarenin üretim olduğunu düşünüyor. Üretimi desteklemediğimiz müddetçe kalkınma kayar. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Sivas katliamı ile ilgili skandal sözler söyledi. Karamollaoğlu, 35 canımızın yanarak hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili katliam olduğunu düşünmüyorum, katliam olarak vasıflandırmıyorum. İnsanlar pencereleri açmadıklarından dolayı ölmüş dedi.
katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak katliam demek kasıtlı, ben bu insanları öldürmek için şunu yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş. O hadise neticesinde otelde şeyler yanmış. Onun adı nedir? Perdeler yakılmış. Arabalar tescevrilmiş, yakılmış. Arkasından da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanları, benim hala anlayamadığım, pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bedelli askerlik çıkışı geldi. Bedelliyle bedelliye bakışının farklı olduğunu belirten İnce, yeni bir model uygulayacağını belirtti. İnce, modeli seçimlerden sonra açıklayacağını belirtti. Çok konuşulan konu başlığı. Cumhurbaşkanı olduğunuz takdirde bedelli askerlik gündeminizde olacak mı? Hayır, yok şu anda. Kızabilirler. Şu anda yok ama askerlikle ilgili yeni bir model ortaya koyacağız. Nasıl bir model olacak? Çok yakında, ayın 24'ünden sonra açıklayacağız. Yani şöyle olabilir. Herkes 2 ay askerlik yapar. Geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli, asgari ücretli, profesyonel orduya geçişin temelleri atılarak yeni bir model, mesai kavramlarında yeni bir model, askerlikte yeni bir model. Bu yeni modelle bedelli askerliğin de gerek kalmayacak zaten o şekilde olduğunda. Ama şu anda klasik olduğu gibi bir modeli benim aklımdan geçmiyor. Ama askerliği toptan değiştirmek aklımdan geçiyor mu derseniz, evet geçiyor. Onu değiştireceğiz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars'ın Kazman ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla konuşan Orgeneral Çetin, huzur halkımız ve esnafımızın desteğiyle daha iyi, daha bereketli olacak dedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars'ın Kazman ilçesine gitti. Çetin, Kaymakam Ercan Öter ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Çolpa'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası ilçede vatandaşlarla sohbet eden Çetin, Kazman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnafı da ziyaret eden Çetin, Kazman ilçemizde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için komando taburu kurduk. Bunu daha da artıracağız. Huzur, halkımız ve esnafımızın desteğiyle daha iyi, daha bereketli olacak ifadesini kullandı. Amerika'nın S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35'leri teslim etmeme yönündeki yaklaşımına yanıt Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Türkiye S-400 sistemleriyle dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi diyen Putin, savaş uçağı konusunda da Türkiye'nin seçim yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı. NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının Amerika'da oluşturduğu rahatsızlığın yankıları sürüyor. Washington yönetimi, üretim projesi ortağı olan Türkiye'ye yeni nesil F-35 tipi savaş uçaklarını teslim etmeme tehdidinde bulundu. Gerekçe ise Rusya'dan alınacak S-400'ler. Amerika'nın bu tavrına yanıt Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Erdoğan'a karşı birisinin baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor. Bu Erdoğan'ı daha da cesaretlendirecektir diyen Putin, Amerika'nın F-35 satışına engel koyma çabalarını eleştirdi. Türkiye bir NATO üyesi olarak S-400 hava savunma sistemleriyle en gelişmiş ve sınıfında dünyanın en iyisi olan sistemi almaya karar verdi. Bu bir suç mu? İfadelerini kullanan Putin, Yunanistan dahil başka NATO ülkelerine de silah temin ettiklerini anımsattı. Türkiye'nin savaş uçağı temin etmeye yönelik girişimlerini de değerlendiren Putin, Türkiye bu konuda seçim yapma hakkına sahip, fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir diyerek Rus yapımı savaş uçaklarına dikkat çekti. Amerikan Temsilciler Meclisi de Amerika'nın Savunma Bakanlığı Pentagon'un bütçesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Tasarıda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detay yer alıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un bütçesine ilişkin tasarı kabul edildi. O tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren bir ayrıntı var.
ABD Temsilciler Meclisi'nin 66'ya karşı 351 oyla kabul ettiği tasarıda Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerde yer aldı. Tasarıda S-400'lerin iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği belirtiliyor. Bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği ve ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaları da etkileyebileceği savunuluyor. Tasarının yasalaşmasının ardından 60 gün içinde Savunma Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'na danışarak Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilere dair Kongre'nin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması isteniyor. Söz konusu raporda ABD'nin Türkiye'deki diplomatik ve askeri varlığı ve İncirlik dahil ABD'nin ülkedeki tüm faaliyetleri değerlendirilecek. Tasarıya göre bu rapor tamamlanmadan Türkiye'ye Kongre'nin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay verilmeyecek. Tasarıda IŞİD operasyonlarına ayrılan 1.4 milyar dolarlık fon ve Suriye'deki teröristlere sağlanacak olan Aid Donut fonuna yönelik sınırlamalar da yer aldı. Dünyanın gözleri önünde yüzlerce Filistinliği katledip binlercesini de yaralayan İsrail, Türkiye'ye karşı sözde soykırım yalanına sığındı. Parlamentoya sunulan öneride 1915 tehcirinin sözde soykırım olarak tanınması isteniyor. İsrail'in Türkiye'ye karşı gösterdiği bir diğer kartsa bağımsız Kürdistan. Filistin'de kanlı saldırılar düzenleyen İsrail, Türkiye'yi soykırım suçuyla itham ediyor. İsrail parlamentosu 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı. Meretz Partisi'nin genel başkanı Tamar Sandberg'in parlamentoya sunduğu öneri, 120 milletvekilinden sadece 16'sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edildi. Önerinin genel kurulda tartışılma tarihi ise henüz belli değil. İsrail'in kanlı elçilik açılışından sonra en sert tepkiyi Türkiye'ye karşı gösterdiği kart sadece sözde Ermeni soykırımı değil. İsrail, bağımsız Kürdistan söylemiyle de Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunuyor. İsrail parlamentosunun öncülerinden Odette Forer, Türk hükümetinin ve Erdoğan'ın son haftalarda İsrail'e karşı takındığı tavır, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektiriyor. İsrail, Türkiye'deki Kürt bölgesinin bağımsızlığını tanıyarak bir katalizör görevi görmelidir sözleriyle Türkiye'nin parçalanması hedefini açıkça ifade etti. İsrail'in bu girişimleri Ankara'da sert tepkiye neden oldu. Gazete Habertürk'e konuşan kaynaklar, İsrail ateşle oynuyor ifadesini kullandı. Tavuğa son bir ayda yaklaşık %33 zam yapıldı. Peki tezgahlarda son durum ne? İşte yanıtları izliyoruz. Bu memlekette her gün zam yapılıyor. Allah'a havale ettik. Tavuğun fiyatına son bir ayda %33 yani 1,5 lira zam yapıldı. Üstelik yeni zam da yolda. Vallahi herhalde üretimi azaldı. Zarar ediyor adamlar. Onun için zam yapıyorlar. Her şeyin maliyeti artıyor. Yem fiyatları artıyor. Ondan sonra onu da ne yapacak? Adam üretici illaki fiyatları ilave edecek. Beyaz et de o şekilde yani. O da pahalı. Çok büyük. Vallahi çok büyük. Diyecek bir şey yok. Kasaplar fiyat artışını üretim azlığına bağlıyor. Yemi sen dışarıdan alırsan, bilmem neyi alırsan illaki zam gelecek yani. Üretim kısıtlaması da bundan. Yani pasta mı yiyeceğiz? Bulsak onu da yiyeceğiz, o da yok. Fiyat artışı ise en çok vatandaşın cebini etkiliyor. Bir yerde atıyorum 10 liraysa bir yerde 8 lira. Bir yere bakıyorsun 13 lira. Her şeye zam yapıyorlar. Her şeye yüklüyorlar yani. Normal değil tabii. Tavuk seven biri olduğum için ucuz olması lazım. Kaliteli olması lazım. Hep dışarıdan. Sağlıksız. Vatandaş kırmızı eti fiyatı yüksek olduğu için yiyemiyordu. Bu sefer zam furyası beyaz eti de vurdu. Yani sizin kanal, bir iki kanal var, onun haricinde herkes normal diyor. Şimdi tersini söylesek biz anormal olacağız. Her şey normal diyorum şimdi. Sakarya'da maliyet nedeniyle üretimi durduran tavuk üreticileri Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun arabuluculuğuyla anlaşmaya vardı. Küme sahibi tavuk üreticileri 16 günlük aranın ardından yeniden üretim kararı aldı. Aynı şekilde üretim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar.
Maliyet yüksek deyip üretimi durdurdular. Geçen sürede tavuk üretimi %80 azaldı. 16 günden beri üreticilerimiz hayvan koymuyor kümeslerine. Tabii hedefimiz hakkımızı alma hedefimizdi. Beyaz et üretiminin %75'i Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesislerden karşılanıyor. Kanatlı hayvan eti üreticileri, entegre üretim tesislerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 27 Ekim 2017'de çıkardığı yönetmelikteki sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle üretime 2 hafta ara vermişti. Sayın Valimizin de bugün araya girmesiyle yönetmeliğe uygun yeni sözleşmelerimize de mutabık kalındı. Bu durumun önümüzdeki günlerde fiyat artışına neden olacağı belirtiliyor. Biliyorsunuz geçen hafta bir %20 civarında artış oldu beyaz ette. Ama esas yansımalar 30 gün sonra. Çünkü biz üretime başladığında 45 gün sonra kesimler başlıyor biliyorsunuz. Esas yansımaları bundan 30 gün sonra olacaktı. Fakat bu konuyla birlikte aradaki 15 günlük açığımızı da kapatırız diye düşünüyorum. Tavuk entegre firmalarıyla maliyetler konusunda anlaşmaya varamayan Sakarya'daki tavuk üreticileri, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun araya girmesiyle üretime geçti. Üretime yapacak olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Ve bütün üreticilerime tekrar teşekkür ediyorum. Üreticilerle entegre firmalarının yetkilileri bir araya getirildi. Bazı maddelerde anlaşmaya varıldı. Üretim yeniden başladı. Bundan sonraki süreçte birkaç madde üzerinde kaldık. Bu maddelerle ilgili önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Bursa'da sağanak yağış, sele ve heyelana neden oldu. Evleri su basarken kapanan yol uzun çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Araçlar gömüldü, su seviyesi insan boyuna yaklaştı. Bursa adeta sele teslim oldu. Aniden gelişti, bir baktık erzafı su almış sel götürüyor. Arabalarımızı kurtardık ilk önce. Sonra içeriye girmemesi için bayağı bir engellemeye çalıştık ama su maalesef nafile. Sağanak yağış Orhaneli yolunda ve şehrin birçok noktasında sel baskınları meydana getirdi. Nilüfer Çayı yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle taştı. 3 noktada heyelan yaşandı. Bursa Orhaneli Karayolu'nun Doğancı ile Misi mahalleleri arasında yol trafiğe kapandı. Kapanan yol 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Bir çileme başladı üstten. Sonra bir kara yağmur, bir çamur. Oradaki tane taksi şeyin altında kaldı üstte. Drone ile çekilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Doğancı köyü ise çamura gömüldü. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Bir şeyim kalmadı, ne beyaz eşyam, ne şeyim. Burası da Manisa. Salihli ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Gaziler, Eski Cami ve Koca Çeşme mahallelerinde su baskınları oldu. Ulusal Kanal 2 bir fırına misafir oldu. Kokusuyla, lezzetiyle gönüllere tat kuran Ramazan pidesinin nasıl yapıldığını görüntüledi. Ustalarından püf noktalarını öğrendi. Biz böyle 3 kazan yapıyoruz. Günde 2500-2400 pide yapıyoruz. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin mutfağındayız. Şu anda görmüş olduğunuz kazanda hamur 45 dakika civarında yoğruluyor. Sonra ise dinlenme alınıyor. Dinlenmeden sonra ise görmüş olduğunuz tahtalarda şekil veriliyor. Kazana koyuyoruz. 45 dakikada yoğruluyor. Yorulduktan sonra dinlenmeye geçiyor. Bir 15 dakika dinlendikten sonra kesmeye gidiyor. Kesmeden de pasalara diziliyor. Pasalarda hazır vaziyete geliyor. Bekleniyor orada biraz. Aşağı yukarı 1 saat falan bekliyor. 1 saat sonra tırnak vurmaya başlıyoruz. Ondan sonra pişirmeye geçiyor. Siz şimdi şu anda herhalde tırnaklarını yapıyorsunuz. Evet, tırnakları yapıyoruz. Üstüne ne koyuyorsunuz? Üstüne şiva dediğimiz undan yapılan bulamaç. Şeker, pekmez. Var. Başka bir şey yok yani. Kaynatılmış undan şiva. Ulusal Kanal bir fırına konuk olduğu Ramazan pidesinin yapımındaki püf noktalarını sizler için araştırdı. 45 dakika 50 dakika arasında yoğruluyor. O kadar yoruluyor yani. Ama evde 15-20 dakikada hanımlar yoğuruyor hamuru. O hamur tabii özleşmiyor. Özleşmedim de iyi olmuyor. Hamurun özleşmesi için en az 40 dakika. Uluna göre 40 dakika 45 dakika yoğrulmak lazım.
Ramazan'ın vazgeçilmezi pideler işte bu marifetlerle yapılıyor. Şimdi ustamıza da bir mikrofon uzatalım. Evet ustamız, kaç dakikada yapılıyor? Valla 2 saat hamur yoğurmasıyla, pasaya çıkmasıyla beraber 2 saat. İçeri pişme aşamasında da 15 ile 20 dakika arası, 10 dakika, 15-20 dakika arası pişme aşamasına geliyor. Biz tırnak vuruyoruz, içeri atıyor. Onun ustası ayrı, ben ayrıyım. Bu pidenin isteyeni çok. Haliyle iftar yaklaşınca pide kuyruğu da alıp başını gidiyor. İlk günler daha yoğundu. Tabii işte 8 gün oldu. Yavaş yavaş artık bezmeye başlıyor millete. Artık özlem bitti. Buraya kadar gelmişken pide yapmamak da olmaz. Şimdi biz de Ulusal Kanal ailesine ve arkadaşlarımıza bir pide yapacağız. Evet, tırnaklarını yaptık. Artık 15 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Evet, yaptığımız pide hazır. Çıtır çıtır yemeğe de hazır. Hepinize iyi iftarlar diliyoruz. Sıcak pide halkasını. 13 bültenimizin burada sonuna geldik. Saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.